Başkanım. Gelin. Veya dünyanın en güzel statlarından biri Bursa'da oluyor. Türkiye'nin en güzel statı. Zamanla öğreniyorlar. Pek öyle bir şey görünmüyor. Geçen sene şeye gittim, Avrupa Şampiyonası'na gittim. Çernobil vakası olan müzeye gittim. Evet. Ya neler varmış. Bizim Bursalılar aynı zamanda Bursa futbol kültürü olan, spor kültürü olan bir kent. Bursalılar yüreği Bursa Spor'la birlikte çarpar. Bizim bir tek takımımız vardır, Bursa Spor. Başka bir takımımız yok. Bursa Spor bir kent takımı. Yani 3 milyonluk bir kentin takımı. Aynı zamanda Anadolu'nun da gözdesi. Bu konuda gerçekten büyük avantajlarımız var. İşte Büyükşehir Belediye'miz, Valiliğimiz, tüm kurum kuruluşlarımız, sanayi bölgelerimiz, her şeyimizde Bursa aslında çok büyük bir potansiyel. Bu iyi değerlendirildiği takdirde Bursa'nın her yıl şampiyonluğa oynamaması için hiçbir sebep yok. Ve Bursa'nın karşısındaki takımların da işi zor aslında. İnşallah bunu sizle birlikte daha da iyi yakalayacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz dönemde Ertuğrul Hocamızla birlikte bu yaşandı ve Bursa Spor bir şampiyonluk yaşadı. Biz şimdiden sonra Bursa Spor'un şampiyonluklara abone olmasını istiyoruz. İnşallah sizle birlikte iyi bir toparlanmayla bu sezonda Avrupa Kupalarında oynarız diyoruz. Zaten lig 3 puanlı her şey olabiliyor. 3 maç arka arka yardığınız zaman puan cetvelleri çok değişiyor. Doğru. Siz de Bursa için bir şanssınız. Bursa Spor ve Bursa da sizin için bir şans olmuş çok oluyor. Çok doğru. Görüyorum ki gördüğüm kadarıyla siz de şampiyonla oynayabilecek bir takımı ilk defa çalışıyorsunuz. Aslında bu konuda Bursa Spor dediğim gibi en avantajlı kulüplerden biri. Evet. Bursa Spor'un kesinlikle bir Avrupa takımı olması gerekiyor. Avrupa takımı olması için biz tüm altyapı hazırlıyoruz. Ve Avrupa'ya abone olmalı, bir Avrupa takımı gibi kendini geliştirmeli. Bursa bir Avrupa takımı olmalı. Zaten son 4 senesine baktığınız zaman Avrupa kupalarında boy gösteren, şehriyle, taraftarıyla, kamu kuruluşları, ticari alanda, belediye başkanımız, sayın valimiz, tüm sivil toplum örgütlerinin desteklediği büyük bir kulüp. Dolayısıyla biz de ekip olarak görevimizin bilincindeyiz. İnşallah önce sırayla düşünmek zorundayız. Maç maç düşünüyorum. Yarın oynayacağımız Elazığ maçı bittikten sonra yine kısa konuşmalar yapacağız. Ve hedeflerimizden biri mutlaka bu sene kesinlikle Avrupa kupalarının birinde olmak. Ama dünkü Akhisar Galatasaray maçını seyrettik. Maç berabere de bitebilirdi. Akhisar golü atsa Galatasaray mağlup da olabilirdi. Yani ligde o kadar çok puan kaybı var ki her şeye açık bir lig. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bir ay itmana çıkacak. Ondan sonra ufak ufak atacaksın. Ufak içeri ne oynatacaksın? Şey söyleyeyim. Arkadaşlar müthiş bir hediye. Evet. Tamam. Başkanım hocam bir daha evet. Son kez. Evet. Başkanım hocam. Başkanım. Başkanım. Evet. Başkanım. Bir saniye abiciğim. Evet. İnşallah.